Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet ehli sünnet akaidine devam ediyoruz. Özet. Özetle 87 maddede anlatılan ehli sünnet akaidinden 28. maddede kalmıştık. Diyor ki kahine, gayipten haber verene, kahin gayipten, gelecekten haber veren kimse demek. Ve falcıya bir şey sormak, itibar etmek ve söylediklerine inanmak kişiyi kafir eder. Allah muhafaza yani kahine gidip de dediklerini tasdik etmeyen günahkar oluyor. Ama gidip gelecekten haberler sorup da e, almış olduğu haberlere iman ederse, kabul ederse, tasdik ederse dininden olmuş olur. Hatta böyle bir hadisi şerif var. Kim bir arrafa yani kahine gidip bir falcıya gidip gayipten bir şeyler sorup da onun dediğine inanır tasdik ederse Muhammed'in indirdiği dini inkar etmiş olur diyor. Evet bununla ilgili En'am suresinde bu manada işte gaybi yalnızca Allahu Teala'nın bileceğine dair ayet-i kerime var. En'am 59. 29. ayet-i kerime Allah'ın Allah Celle Celaluhu'nun katında kabul olman tek din Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin getirdiği İslam dinidir. Ali İmran 19'da bu manada bir ayet-i kerime var. Not demiş Allah'ın Allah'ın Allah celle celaluhu'nun oğlu vardır diyenler cennete ebediyen giremeyecekler yani Hristiyanlar. Yahudi yani, e, Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğlu dediler. Yahudi ve Hristiyanlar Müslüman e, olduklarını söyleseler bile geçmiş inançlarını tamamen terk etmedikçe ve bunu bildirmedikçe Müslüman sayılmazlar. Yani ben hem Hristiyanım hem Yahudiyim hem de aynı zamanda Müslümanım olayı yok. Müslüman olacaklar eski inançlarını tamamen terk edecekler. Terk ettiklerinde bildirecekler ki kendilerine Müslüman muamelesi yapılsın. Araf suresi 157-158'de bu manada bir ayet-i kerime var. 30. maddemiz Miraç ve İsra hadiseleri haktır. Miracı inkar eden kimi alimlere göre dinden çıkar, kimi alimlere göre ise ehli sünnetten çıkar. Yani bid'at ehli olmuş olur. Çünkü Miraç sahih Buhari gibi, sahih Müslim gibi çok büyük sağlam kaynaklarda, sağlam, sağlam hadislerde geçen bir hadisedir Miraç hadisesi. Yani kişi bid'at ehli eder. İsra'yı inkar eden ise dinden çıkar. Çünkü İsra suresi diye Kur'an-ı Kerim'de sure var, ayet var. Subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil eqsallezi barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu ve semi'ul basir. <laughs> Evet 31. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca beden ve ruhi ile çıkarak mekandan münezzeh olan Allah'ı Allah Celle Celaluhu'yu görmüştür. Evet ruh ve beden olarak yani alimlerin çoğunluğunun görüşüne göre hem ruh hem beden olarak yani bir rüya alemi değil gerçekte ruh ve bedenle birlikte gitmiş ve Allahu Teala ile görüşmüş konuşmuştur. Otuz 32. Ee, i̇lk insan topraktan yaratılan Hazreti Adem'dir. Maalesef bunu da inkar edenler var şimdi. İsra 61. İnsanoğlu maymundan meydana gelmemiştir. İlla ben maymunum, maymun evladıyım diyenlere de diyeceğimiz yoktur. Evet kendisi neyin evladı oluyorsa olsun. Neyin soyundan geliyorsa gelsin. Biz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. 33. Kur'an-ı Kerim Allah'tan geldiği gibidir ve öyle kalacaktır. Yani şu yukarıda mesela Ademler bir değildir, tek değildir, bir sürü Adem vardır falan gibi söyleyenler var. Onlara itibar etmiyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'tan geldiği gibidir ve öyle kalacaktır. Eksiktir, tarihseldir veya değiştirilmiştir diyen dinden çıkar kafir olur. Hicr suresi 9. ayet. Evet şimdi mesela tarihseldir, hükümleri günümüze uygun değildir. Günümüz için geçerli değildir hükümleri diyenler var. Sapıtanlar var. Değiştirilmiştir. Mesela Şia'nın belli kolları var. Ayetler tarif edilmiştir, çıkarılmıştır diyenler var. Eksiktir diyenler var. Allah muhafaza Rabbim onların şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. 34. Müslümana kafir, münafık veya melun denmez. Şakası dahi olmaz. Şaka bile yapılmaz. Çünkü kim bir Müslümana kafir veya münafık derse, melun derse kendisinde o özellik yoksa söyleyen kişiye geri döner. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. 35 oy oy kullanan kafir olmaz. Şimdi böyle insanlar var. İşte sen gittin oy kullandın, kafir oldun. Böyle bir olay yok. Sen oy kullanmadığın zaman ee, dine düşman daha kötü birisi başa geldiği zaman, dine zarar verdiği zaman bunun hesabını kim verecek? Allah'ın hükümlerine razı olmayıp insanların kanunlarına razı olduğu halde oy verirse kafir olur demiş. Ancak yanlışı az olanı tercih etmek maksadıyla oy vermek insanı dinden çıkarmaz. Yani biz burada Allah'ın hükümleri neyse onların hükümlerine tabiiz, onlara razıyız. Ben Allah'ın hükümlerine razı değilim. İşte insanların koyduğu kanunlara tabiyim gibisinden bunları kabul ediyorum derse o zaten inancında sıkıntıya girmiş olur. 36. Çift dinli olunmaz. İnsan ya Müslüman olur ya da kafir olur. Ben hem Hristiyanım hem Müslümanım, hem Yahudiyim hem Müslümanım diyemez kimse. Ya Müslümandır ya kafirdir. 37. Kesin cehennemliyim demek ve Allah'tan ümidini kesmek inkar sayılır. Yani insan kesin kesin olarak hiçbir şekilde konuşmamalı. Ben kesinlikle cennetliyim. Ben kesinlikle cehennemliyim. Kurtuluşum yok demeyecek. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki ya ibadiyellezine israfu ala Ey kendi aleyhlerine aşırı giden kullarım kullarıma de ki Allah'tan ümit kesmeyiniz. Evet Allahu Teala'nın emri var. Yusuf suresi 87 demiş. Evet 38 kesin cennetliyim demek ve Allah'ın azabından emin olmak da inkar sayılır. Araf 99 imanımız korku ve ümit arasında olması gerekir. Yani korku ümit arasında yaşayacağız. Beynel haufi var raca, hauf korku raca ümit demek. Yani bir yandan cehennemden korkacağız, cehenneme düşmekten korkacağız. Bir yandan da cenneti ümit edeceğiz. Evet. 39 insan ya cennete ya da cehenneme girecektir. Üçüncü bir yer yoktur demiş. Evet. İşte bazen böyle aklı olmayanlar için araftan bahsediliyor. İşte delilerin olduğu bir araf denen bir mekandan bir yerden cennet ile cehennem arasındaki bir yerden de bahsedildiği söyleniyor hadislerde. Evet Allah'ın tesiri olmadan 40 Allah'ın tesiri olmadan nazar boncuğunun bir şeyi veya bir kimseyi koruduğuna inanmak küfürdür. Tesir olarak koruduğuna inanmak ise haramdır. Yani diyor ki Allah'ın tesiri olmadan Allah'ın tesiri olarak koruduğuna inanmak haramdır. Ama Allah'ın tesiri olmadan nazar boncuğu tek başına nazarı engeller diye inanmak bu şekilde itikat etmek insanı küfre götürür. Yok Allahu Teala'nın tesiriyle nazar boncuğu engeller derse bu şekilde günaha girmiş olur. Nazar boncuğunu falan hiç takmamak lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bunları bizlerden, bizlerden men etmiştir. 41. Şartları oluştuğunda hırsızın elinin kesilmesi, kesilme cezası Kur'an'da ayette sabittir. Mayı 38'de evet. Şartları oluştuğunda hırsızın eli kesilir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili had cezaları mevcuttur. Zina edenlerle ilgili cezalar mevcuttur. Amma ve lakin bu cezaları kim uygular? İslam devleti uygular. Şahıslar kafasına göre hırsız cezasını, had cezasını, zina cezasını, ölüm cezasını, kısasları uygulayamazlar. Uygularsalar bu sefer ne çıkar? Kaos çıkar. Bunu Müslüman İslam devletinin uygulaması lazım. Evet 42 Miras alırken ölenin çocuklarından erkeklerine iki hisse, kızlara bir hisse verilmesi ayetle sabittir. Nisa 176 İşte günümüzde çıkıp bir kısım insanlar hiç kıza pay vermezken bir kısım insanlar da eşit olarak kıza da aynı, erkeğe de aynı verilmesi taraftarı olanlar var. Ama dinimizde erkeğe iki kızlara bir hisse veriliyor miraslar. Allah-u Teala'nın hükmü bu şekilde. Çünkü erkeğin her zaman mesuliyeti daha fazla. Kadın mesela evlenirken mehir alıyor. Erkek kadından mehir almıyor. Evin nafakası geçimliği üzerine? Erkeğin üzerine. Ondan dolayı da erkek mirastan iki hisse almış oluyor. 43. Hiçbir kul ibadetten muaf kendisinden düşeceği bir makama ulaşamaz. Hicri 99. Yani ben çok büyük bir Allah dostu oldum, evliya oldum. allah Teala benden ibadeti kaldırdı. Böyle bir makama kimse ulaşamaz. Düşseydi Peygamber Efendimiz'den düşerdi. Peygamber Efendimiz'den ibadetler düşmediğine göre muaf olmadığına göre hiç kimse muaf olamaz. 44. insana secde edilmez. İlah sayılarak yapılırsa kafir olur hürmet için yapılırsa haram olur, günah olur. İşte mesela insanların huzurunda eğilmek, saygı hürmet manasında olursa günah olur, haram olur. Yok ilah sayılarak önünde eğilir, secde edilirse bu sefer de insanı kafir eder. Allah muhafaza. 45. Reenkarnasyon. Ne demek reenkarnasyon? İnsan öldükten sonra ruhunun başka bir bedene geçiş inancı, dini inkardır. Yani reenkarnasyon dini inkar etmektir. Cenneti, cehennemi. Ee, ahiret hayatını inkar etmektir. Ondan dolayı Hinduizm'de olan bu inanç kesinlikle bizde yoktur ve böyle bir şeyin gerçeklik payı da yoktur. 46. Amca, dayı, hala ve teyze kızlarıyla evlenmek helaldir. Bazı yörelerde bunlar haram olarak kabul ediliyor. Ee, çok kötü karşılanıyor. Ee, insan tavsiye etmeyebilir, tercih etmeyebilir ama bunlarla evlenmek, bunların kızlarıyla evlenmek bunlarla evlenmek derken yani amca, dayı, hala ve teyze kızlarıyla evlenmek caizdir, helaldir ama ben tercih etmiyorum, tavsiye etmiyorum, olabilir ama haram demeyeceksin. Haram dersen dini inkar etmiş olursun. Allah muhafaza itikadını bozarsın. 47. Namazda toprak parçasına secde etmek şart değildir. Yani bazı mezheplerde Özellikle Şii mezhebinde taşın üstüne ne yapıyorlar? Kerbela'dan getirdikleri taşın üstüne secde ediyorlar. İlla toprak mahsuru bir şeyin üzerine kafanın değmesi şarttır diyorlar. Böyle bir şort yok. Halının üzerine de, hasırın üzerine de, ahşabın üzerine de secde edilebilir. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.